Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün World of Tanks paylaşmak istedim. İlk maçımız Alix 50-100'den seviye 8 Fransız şarjörlü ağ tank. Hızlıca bir konum almak istedim. Güzel bir konum almak istedim ya. Rakibe karşı avantajlı olabilmek için. Ben bu haritada genelde sol tarafa gidiyorum. Limandan tarafa. Orta kısmını pek sevmiyorum bu haritanın. Hemen sağımda bir 53 TP spotlandı. Öyle. Karşıya bakıyorum. Kontrol ediyorum. Hemen 53 TP'ye döndüm. Bu arada gerçekçi mod olduğu için nerenin zırhlı nerenin zırhsız olduğu gözükmüyor. Ama ben normal maçlardan artık öğrendim. Hangi tankın neresi zırhlı neresi zırhsız. Ona göre rahat rahat atış yapıp delebiliyorum. 53 TP'ye indirdiler bu arada. Hemen önümde 168 TP var. Ona başlıyoruz takınca. Şöyle kafasına bir atış. Gövdeden ikinciyi de attım. Şimdi tam yanına geçtim. Üçüncü atışını da yaptım. Kilini alamadım maalesef ki. TL2. Her neyse boss vakit oynar aldı onu. İlerleyelim. Maç 3-0 durumuna geldi. Hemen Progress'te 46 spotlandı sağında. Buradan T30'a gidin dedim. Bir ihtimal kimli almaktır. Maalesef ki Bolsuva Kenoy'u onu da aldı. Progetto'ya biraz dolanarak gidin dedim. Doğrudan odan gitmek istemedim. Hem onlar da buradan dolaştıkları için biraz etraf kollamış olurum dedim. Ve önümde konvayı gördüm. Arkadan kalmış için bir tane vurdum. Böyle bir HMR'ni. Son mermide normal attım ve kilini aldım onun. Şimdi son bir kişi kaldı. BZ-166. Onun nerede olduğuna dair bir fikrim yok. Arayıp bulmamız lazım. Şöyle motor ivmelendiriciyi de kullandım. Daha hızlı gidebilmek için. Emil bir imdat dedi. Neden anlamadım ama BZ-166'yı gördüm. Evet şöyle. Kaptan kupalasına doğru birinci atışım sekti. Şöyle golda geçtim. İkinci mermim deldi. Üçüncü mermim deldi. Boss Vakenoy'u da kilini aldı. Evet ilk maçımız böyleydi. Amix 50-100'den. 3056 hasar, 1 kill, 3 yok etme yardımı, 4 hasar verilen. İkinci maçımız Amix 50-120 ile. Seviye 9 oranıyla. Şu anki topu daha seviye 9 topu. Daha seviye 10 yani Amix 50 benim topunu almamıştım bu maçı yaparken. O yüzden 4 şarjörüyle
gidiyor soldan. Yüz eğer sağa yönelirse sıkıntı olabilir bizim için. Bakınca bir aşağı yöneldi ama inşallah tam sağa gitmez. Çünkü adamlarda iki tane seviye 10 ağır tank var. Tamam, E100 bizim yanımızda. Sıkıntı yok. Rakibin E100'ünü de spotladık. OBJ-704 ile beraber. Şuradan bir OBJ-704'e de çıkayım. Şarjörümü boşaltayım dedim. O AMX-54 M4-54 Firebird'den E2 spotladık. Biraz beklemek istiyorum. M4-54 hamle yapsın diye. KPZ-70 kaçıyor aşağı doğru. Odonun peşinden gidiyor şu anda. Hemen gideyim dedim. Şarjörümü boşaltayım. Verebildiğim kadar hasar vereyim dedim. 1901 canı ve 1901 cana Amorek yaptık. Gayet güzel oldu. Bir anda 1903 hasar verdik. Şuradan OBJ-704'e birinci mermimi vurdum. İkinciyi vuramadım. Kilini aldılar hemen. Şöyle hafiften geri geri gidiyorum. Şarjörü doldurmadım şu an için. Şöyle geri geri hızlıca gidelim. E100'ü gördüm. Birinci atışımı yaptım. İkinci atışımda tutturdum. Güzel. Böyle biraz geri çekilelim. Şarjörümüz dolana kadar. Önümüzde 75 var. Canı gayet yüksek. Şöyle. Son 5 saniyesi kaldı. Gidelim. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve şarjörümüz doldu. Birinci mermiyi vurduk. İkinciyi de tutturduk. Özellikle tavetin arkasına sıkıyorum. Belki bir cephaneli hasar veririm, cephaneli patlatırım diye ama 41 canlı ayakta kaldı. Şöyle gideyim çarpayım diyorum. Çünkü E100 benden önce dolduracak ama arkadaki 3. E100 bırakmaz. Aldı hemen kilini. Her neyse. Bir tek Wehrthauf Panzer 4 kaldı. Şöyle bir mermi attım. Paletini kırdım yanlışlıkla. Şöyle kilini aldık. Gayet güzelce. ...4303 hasar, 2 yok edilen, 1095 spot yardım yapmışız. Gayet güzel bir maçtı. Şimdi 3. maçımız. 53 TPS Vale. Seviye 8 Polonyalı ağır tankımız. Yani bu tank üzerine konuşmak gerekirse, yani gayet güzel bir tank. Zırhı dengeli. Kötü bir zırhı yok. Çok aşırı iyi de bir zırhı yok. Ama gayet yeterli bir zırhı var. Yani açı verdiğiniz zaman güzel sektiriyor, güzel iş yapıyor. Topuna gelecek olursak, topunun isabetliliği çok güzel. Aşırı güzel yani, çok sevdim isabetliliğini. Hasarı da güzel. Ortalama hasarı 450. Tankın tek sevmediğim yanı topunun doldurma süresi. 16.1 saniye. Bayağı uzun bir süre yani. Seviye 10 Alman canavarı E100'ün bile doldurma süresi 15.8 saniye. Bu 16.1. Yani bununki bayağı bir yüksek. Tek sevmediğim yanı o. Şöyle biraz geri geldim. Çünkü T-34 T-Combat bu yani. 406'mızı vurduk. Bizim TL4'e iki şark vuramadı. Üzerimize geliyorlar. TL4 paletini kırdı gene. Şöyle. İkinci mermiyi de vurdum. Maalesef paletine gitti. Mecburen biraz geri çekildim. Geldi çarptı bana. 48 canı gitti. T-34'ü aldılar. Kaliban geliyor hemen sağımızdan. Önce bunu almamız lazım. Buna bir vurdum 426. Şöyle sağıma da bakıyorum çünkü Kaliban beni arkalarsa çok sağlam bir HMM yedik. Şöyle şurada da
Sanki bir TL4-T2 gördüm ama tam karşımızda. Evet, oradaymış. Biraz daha açılayım dedim çünkü topum fazla eğilmedi oradan. Şöyle şimdi bakıyorum. Kaçtı. Olsun. Kalibana gideriz. Maç şu an 3-3 durumda. Kaliban bir HMM denedi bana. 405 vurdu. Böyle üzerine gidiyorum. Gayet güzel bir atış yaptım. 492. Dolduruyorum şu an. Hızlı doldurmaya da bastım. Şu an daha hızlı dolduruyor normalden. Şöyle nişan alalım. Şuradan güzel bir atışla yaptık. Kaliban geri geri kaçıyor şu an. Yapacak başka bir şey yok. TL4-T2 şak da bir tane atış yaptı ona. Hasarını verdi. Şu an doğrudan tek hedefim Kaliban. Çünkü maç 4-3 durumuna geldi. Rakip takım bir sayı öne geçti. Hemen Kaliban almam lazım. Şöyle Kaliban aldım. Şu an 4-4. Burada yanlışlıkla tamam diyeceğime yardım istedim. Şöyle hemen TL4-T2'ye gidelim. 2-1 ve onun da kilini aldık. CS52 Lus geliyordu. Ama hemen BRT bizim VK101 aldı. Tam CS52'ye gidin derken bizim TL4-T2 Sharp onu aldı. Orada bir yerlerde tam olarak VHMBVT'de. Şöyle gidiyorum. 1219 canı var. Canı daha full. Maçın başından beri pusuyor bu adam. Şöyle HMM'ye geçtim özellikle. Daha fazla hasar vermek için. Çünkü TL4-T2'ye her türlü tek atar. Şuradan kaçırdım. Gitti adam. TL4-T2 bir atış yaptı ona. Ama gitti TL4-T2. Ve hemen stok topu varmış. Daha. Bir tane HMM attım. 543 hasar verdim. Şimdi normal mermiye geçtim. Riske atmamak için. Şöyle o da doldurdu. Ben de doldurdum. O vurdu. Ben de vurdum ama ikilini aldım. Gayet güzel bir maçtı. 3091 hasar. 3 kill. 400 sektirilen hasar. Gördüğünüz gibi güzel de DP aldık. Şimdi bugünün son maçı, 4. maç IS-7 seviye 10 Sovyet tankı. Burada bir takımımı kontrol ettim. Nereden gidiyorlar diye. Bizim ağır tanklar soldan gidiyor. Ben de soldan gidecektim. Ama sonra bir karar değişikliği yaptım. Ortaya doğru ilerleyeceğim. Alman bombardıman uçaklar üzerimizden geçiyor. Şöyle OB-142 gördüm. Bir atış yaptım. 463 gayet güzel. Bu da gerçekçi mod. Şöyle kimini almak için aradım ama arkaya doğru kaçtı. Yapacak bir şey yok. Hemen solda K91'i gördüm. Ona bir atış yapmak için çıktım. Ama o kaçmış geriye doğru. Hemen önümde bir Taizun E5 varmış. Onu daha şimdi fark ettim. Biraz geç oldu ama. Şöyle ona doğru ilerliyorum. Şu an için açım yok. K91'i gördüm ama. Taizun E5 çıktı. Bir atış yaptım. 460 vurdum. Hemen geri kaçtı tabii ki. Doldurmayı bekliyoruz. Böyle 5 saniyemiz var. Teyzon eveşi bir atış daha yok. K91 yapalım. Bir 460 daha gitti. E5 bir an için bir çıkar gibi oldu. Ama şurada K91'i kaçırmak istemedim. K91'in kilini aldık.
Odanın hemen sağımda bir IS-4 varmış. Ben bunu hiç fark etmedim. Maçın başından beri şimdi gördüm. Bir yandan gidip 5'in kilini almak istiyorum ama bir yandan da IS-4'ten çekiniyorum. Çünkü arkadan yiyebilirim. İşime gelmeyecek pek. E5'ten vazgeçip IS-4'e doğru gidiyorum. E5'te şimdi aldılar. Şöyle IS-4'de güzel bir atış yaptım. Şöyle hafiften açı veriyorum zırhıma. Delemesin diye. Maalesef gideldi yani. Topu gayet güçlü bir top. IS-4'ün delişi gayet yüksek. Ön alttan da delebiliyor yani beni. Şöyle bir atış daha yaptım IS-4'e. Çarpma sardım. Şöyle tam önüne geçeyim dedim. M5 yapılmadan ama soldan VK-72-01K gelmiş. O aldı killini. Şöyle ilerliyorum. Hemen TL4-E2, TL4-E1 gördüm. Atışımı yaptım ama maalesef palete denk geldi. Paletimi çok hasar vermedim mermi. O adaftan açı veriyorum delemesin diye. Birinci mermiyi, ikinci mermiyi sektirdi. Birinciyi vurmuştu. O da yani medium tank. Ben gayet yavaşım dönüş konusunda. Gidiyordu. Buradan kaçtı. Geriye gelin dedim. Paletini kırdılar onun. Geriye gidemedim. Ben ileri giderken o geri geldi. Derken onu kaçırdık. Evet, şimdi son tek bir kişi kaldı. KPZ-50T. Bu 5 tank, 4'ü ağır, birisi medium. Onu ayıracağız. Artık nerede bulabilirsek. O gayet hızlı bir tank olduğu için C üstünü ele geçirdim dedim. Ama tam o anda giderken A üstünün ele geçirdiğini gördüm. VK-72-01K yöneldi. Ben de yöneldim. Ben biraz daha hızlıyım. 72-01K'ye göre avantajlıyım. M5 yok gidiyor. En yakın olan kişi o. Şarjörü dolu şu an. Yani 3 mermiyi de vurabilirse alırdı ama 1. mermiyi ıskaladı. 2. mermiyi tutturdu. 3. mermiyi gene ıskaladı. Şu an için bir şansım var. Onun daha 13-14 civarında bir doldurması var. Bir mermiydi derken. Şu an doldurdu. M5 yok. Biraz sektirdi. Şöyle bir atışımı yaptım. M5 yok. Biraz sektirdi derken killini aldım. Çarparak. ...3608 hasar, 2 yok edilen, 310 sektirme. Yani kredimiz az, önemli değil. Maç güzeldi. Maçın verdiği zevk yeter yani. Takımın 2 numarasıyız. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Yarın akşam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.